Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kaymağın muhteşem lezzetiyle tadına doyamayacağınız harika vişne sosu ile üzerindeki pudra şekerin ayrı bir lezzet kattığı vişneli krem puf. Hem hafif hem çok lezzetli. Gerekli olan malzemeler 250 ml su, 50 gram tereyağı, 150 gram un, 25 gram buğday nişastası, 1 fiske tuz, 1 kahve kaşığı kabartma tozu ve 1 paket vanilya şekeri. Tenceremizin içerisine suyu, 1 fiske tuzu ve tereyağını ilave ediyoruz. Orta derece ateşte karıştırıyoruz. Suyumuz hafif ısınıp yağımız eridikten sonra unumuzu azar azar ilave ediyoruz. Tel ile sürekli karıştırıyoruz. Ocağımızı kapatıyoruz ve bir 5 dakika kadar hepsini birlikte karıştırıyoruz. Unumuz topaç topaç kalmaması gerekiyor. Hamurumuz gördüğünüz kıvama gelecek. Ocağınızı kesinlikle kapatmayı unutmayınız. Hamurumuzu tencereden bir kaseye boşaltıyoruz. Bu işlemi sıcak sıcak devam ediyoruz. Önce bir yumurtayı kırıyoruz. Hamurumuza güzelce yediriyoruz. İsterseniz bu işlemi el mikseriyle de yapabilirsiniz. Sırasıyla teker teker diğer yumurtalarımızı da kırıyoruz ve hamurumuza iyice hepsini yediriyoruz. Yumurtaların hepsini birden kırmayacaksınız. Teker teker kıracaksınız ve teker teker hamuru yedireceksiniz. Hamurumuzu miksere boşaltıyoruz. Vanilya şekerini döküyoruz. Kabartma tozunu da ilave ettikten sonra mikserimizin kapağını kapatıyoruz ve 3-4 dakika kadar mikserde iyice çırpıyoruz. Bu işlemi el mikseriyle de yapabilirsiniz ve hamurumuz gördüğünüz kıvama gelecek. İçerisinde kesinlikle topaç kalmamasına önem göstermelisiniz. Sıkma torbamızı bardağın içerisine yerleştiriyoruz. İçerisine hazırlamış olduğumuz harcımızı döküyoruz. İyice içerisini dolduruyoruz. Sıkma torbamızı bardağın içerisine koyarsanız koymak daha kolay olacaktır. Yağlı kağıdı sermiş olduğumuz fırın tepsisine gördüğünüz şekilde yuvarlakar halinde sıkma torbası ile sıkıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu harcımızdan 2 tepsi çıktı. Yani 10 tane daire yaptık. Mutlaka kalın uç kullanın ve daha rahat olacaktır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üstü kahverengi olana kadar pişiriyoruz. Fırındayken arada kontrol etmenizi tavsiye ederim. Kaymağı için gerekli olan malzemeler 2 paket süt kreması yaklaşık 400 gram, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 paket vanilya şekeri, 2 paket krema sertleştirici toz, biz burada Zanish tayfı olarak kullanıyoruz. 2 paket süt kreması yaklaşık 400 gram, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 paket vanilya şekerini ilave ediyoruz ve mikserimizde 2-3 dakika kadar çırpıyoruz. Toz şekerimiz ve vanilya şekeri iyice içerisinde erimesi için 2 paket krema sertleştirici tozumuzu, yani Zanish tayfayı ilave ediyoruz. Tekrar mikserle koyu bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Eğer ki krem sertleştirici toz bulamazsanız tozsuz da yapabilirsiniz. Fakat toz olursa daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Kremamız çırptıkça koyulaşacak ve gördüğünüz kıvama gelecek. Profiterolerimizi bıçak ile ortadan ikiye bölüyoruz. Hepsini aynı şekilde ortadan ikiye kesiyoruz. Tekrar soğuması için bir kenara koyuyoruz. Onlar soğurken diğer taraftan vişne sosumuzu yapıyoruz. Sosu için gerekli olan malzemeler 1 kavanoz vişne kompostosu. Vişne ile suyunu ayırıyoruz. Kullanmamız gereken 1 kase vişne kompostosu, 1 su bardağı vişne suyu, 1 yemek kaşığı buğday nişastası, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya şekeri. Tenceremizin içerisine öncelikle 1 su bardağı vişne suyunu döküyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı nişastayı ilave ettikten sonra nişastayı çırparak eritiyoruz. 1 yemek kaşığı vanilya şekerini ilave ediyoruz.
3 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 su bardağı da vişne ilave ettikten sonra biraz daha karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alıyoruz. Orta derece ısıda tel ile sürekli karıştırmak şartıyla vişne sosumuzu pişiriyoruz. Pişerken mutlaka tel ile sürekli karıştırmalıyız. Eğer ki karıştırmazsak topaç topaç olur. İstediğimiz sonucu alamayız. Kaynadıktan 2-3 dakika kadar sonra ocağın üzerinden alıyoruz ve bir kenarda soğumasını bekliyoruz. Soğumasını beklerken 2-3 dakika aralıklı olaraktan karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kaymağımızı sıkma torbasının içerisine dolduruyoruz. Ve bu aşama içinde kalın uç kullanıyoruz. Siz isterseniz farklı uç da kullanabilirsiniz. Sıkma torbamızı iyice döndürerek sıkıyoruz. Öncelikle kaymağımızdan bol miktarda içerisine sıkıyoruz. Kaymağın üzerine tamamen soğumuş olan vişne sosumuzdan döküyoruz. Sosumuz ne kadar bol olursa lezzeti o kadar güzel olur. Tekrar kaymak sıkıyoruz ve üzerini kapatıyoruz. Biraz daha vişne sosu ve vişnelerle kenarını süslüyoruz. Üzerine bol miktarda pudra şekeri serpiştiriyoruz. Kivilerde yanına çok yakışıyor. Hem görünüm açısından hem lezzet bakımından. Ve şu anda vişne soslu krem pufumuz yemeğe hazırdır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Denediğinizde eminim ki bu lezzetten asla bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız YouTube sayfam Göğsüm Sarayı'na abone olmayı unutmayınız. Abonelik kesinlikle ücretsizdir. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz Raffaello'lu pastane pastasını denemek istiyorsanız YouTube sayfasına Göğsüm Sarayı pastane pastası yazdığınız takdirde videolu tarifi izleyebilirsiniz. Köşelerde görmüş olduğunuz videolu tarifleri izlemek istiyorsanız izlemek istediğiniz videolu tarifin resmin üzerine tıklayınız. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.